Olsa da ölümler zindanlar bizim. Kalır mı korkarım izi Erdoğan? Olsa da ölümler zindanlar bizim. Karanlık sevmiyor bizi Erdoğan. Kirli yüreklerin mayası tutmaz. Bu yürüyüş durmaz, bu ülkü bitmez. Millet hayır demez, yanlışa gitmez. Yiğitçe söylersin sözü Erdoğan. Kirli yüreklerin mayası tutmaz. Bu yürüyüş durmaz, bu ülkü bitmez. Millet hayır demez, yanlışa gitmez. Karanlık sevmiyor bizi Erdoğan. Kirli yüreklerin mayası tutmaz. Bu yürüyüş durmaz, bu ülkü bitmez. Millet hayır demez, yanlışa gitmez. Yiğitçe söylersin sözü Erdoğan. Kirli yüreklerin mayası tutmaz. Bu yürüyüş durmaz, bu ülkü bitmez. Millet hayır demez, yanlışa gitmez. Karanlık sevmiyor bizi Erdoğan. Karanlık sevmiyor bizi Erdoğan. Karanlık sevmiyor bizi Erdoğan. Karanlık bizi sevmiyor. Ama İstanbul seviyor, mazlumlar seviyor, Türkiye seviyor, ümmet bizi seviyor, ümmet. Değerli sanatçı kardeşim Eşref Ziya Terzi'ye teşekkür ediyoruz. Evet. Yine her zaman meydanlarda onun şarkılarıyla göçtük. Bugün yine bizlerle beraber değerli sanatçı kardeşim Uğur Işılak geliyor. Düşündük inceden ince, evet biz evet diyoruz. Vatan ve millet deyince, evet biz evet diyoruz. Artık bahar gelsin diye, bütün yüzler gülsün diye, kavga değil kardeşliğe, evet diyoruz. Bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz. Bitecek tüm dayatmalar, artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar, evet diyoruz. Güçlü lider, güçlü devlet, hedefe hız katar elbet. Bize düşen son bir gayret, evet biz evet diyoruz. 15 Temmuz bize ne der, iyi düşün bir karar ver, rahat uyusun şehitler, evet diyoruz. Bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz. Bitecek tüm dayatmalar, artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar, evet diyoruz. Bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz. Evet.
Uğur Işlar kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi her zaman bizimle birlikte yürümekte ve güzel eserlerle meydanlarımıza renk katmakta. Evet, şimdi ülkücü bir kardeşimizi davet edeceğiz buraya. Yine beyefendinin yani Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde özellikle yazmış olduğu iki şiiri ve bestelemiş olduğu iki şiiri biz gittiğimiz bütün illerde Sayın Cumhurbaşkanımızı sahneye çıkartmadan önce çalıyorduk. Şimdi kendisinden şiiri canlı olarak dinleyeceğiz. Arif Nazım geliyor. Çöl yağmura, ağaç toprağa sevdalı. Bülbül güle, gül dikene, biz sana sevdalı. Aşkından bıkmadık, biz seni hiç aldatmadık. Bu şehri İstanbul ki ata yadigarıdır. İstanbul'a hizmet gönlümüzün karıdır dedik. Öyle sevdalandık. Gündüzleri gül diktik bahçelerine, dikenlerine aldırmadan. Gecelerine çoban olduk, karanlıktan korkmadan. Biz seni öyle sevdik İstanbul, biz seni öyle sevdik. Kubbelerine nur yağsın diye her an, gözümüzde yaş, yüreğimizde ateş taşıdık. Açtık ellerimizi, dilimizde dua taşıdık. Adımız Ak bizim, alnımız Ak, sevdamız Ak. Vefasız değiliz biz, gözlerimize bak. Hatırladın mı İstanbul? Hani bir evladın vardı? Her cuma Süleymaniye'de seninle buluşur, Çamlıca'da sana şiirler yazardı. Üsküdar'da Aziz Mahmut toprağına yüz sürer, Eyüp Sultan'da ellerinden öperdi. O en çok sana sevdalıydı. Bir şiir yüzünden zindanlara atıldı. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Geçmişin karanlığına dalıp gitme İstanbul. Kederlenip de başını alıp gitme İstanbul. Dön de bir bak geriye, evladın geldi. Ayağa kalk İstanbul, sevdalın geldi. Karanlığa bir ışık, Recep Tayyip Erdoğan geldi. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Biz seninle hamuru sevgiyle karılmış şehirler kurmanın hayaliyle yaşadık.
Biz seninle yürürken ustam, fazilet ve erdemden var olmuş bir güzel ülkenin rüyasını gördük hep. İnançsız olmazmış bu işler, sevdasız olmaz, umutsuz olmazmış. Umudun her tükenişinde umut sancağını göndere çeken sensin. Biz senin iyiliğe, güzelliğe dair o bitmeyen, tükenmeyen umudun için evet diyeceğiz. Mazlumun ahı yakarmış arşı. Bakar körler ne bilsin ustam, tek bir mazlum için senin gönlünde ne fırtınalar koptu, ne çetin kavgalara giriştiğini. Alem bilsin ki ustam, biz senin o en saf ama en temiz, en şerefli kavgaların için evet diyeceğiz. Senin yüreğinden memleket kokulu şiirler geçer, türküler geçer senin yüreğinden. İnsanıma, ülkeme, sevdaya dair alın teri gibi helal türküler, namus gibi, ar gibi temiz türküler. İşte o güzel türküler susmasın diye biz evet diyeceğiz ustam. Senin duaların vardır ülken için, milletin için. Yakarışların vardır her seher vakti. Ya Kerim, ya Latif, ya Vedud diyerek ülkemin yetim çocukları için uykusuz gecelerin, akıttığın gözyaşların vardır senin. Biz biliriz ustam, biz biliriz. Asım'ın neslisin, çiğnetmedin namusunu milletin. Tutup kaldırdın ya elinden düşenin. O yüzdendir ki asırlık çınarlar gibidir yüreğindeki merhametin. Biz senin merhametin için evet diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Yüreğinde taşıdığın aşkın için, döktüğün gözyaşların, Rabbine yakarışların için, bu çileli yolda attığın her adım için evet, evet. Şiirini okuduğun bayrak için, sevdalandığın vatan için evet. Bir kutlu sevdanın sancağını taşıyorsun ya şimdi sen. Taşlayanlar olacak belki seni, yoluna kül dökenler olacak. Aldırma ustam, Allah var. Aldırma ustam, Allah yar. Biz senin yürüdüğün yola evet diyeceğiz. Biz senin baktığın ufka evet diyeceğiz. Biz senin kalbinin her vuruşuna, biz senin memleket gibi duruşuna, memleket gibi duruşuna evet diyeceğiz. Var mı daha ötesi ustam? Var mı daha ötesi? ensonhaber.com 16 Nisan için bir sözünüz olsun. Sözünüz evet olsun. Gazanız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hakkınızı helal edin.
Arif Nazım'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul! Ay yıldızlı bayrakları görelim İstanbul! Evet, ay yıldızlı bayrakları görelim. Haydi İstanbul! Şimdi de yine değerli bir sanatçı kardeşimizi huzurlarınıza davet edeceğim. Meydanlarda iki ay boyunca en fazla bu kardeşimizin parçasını duydunuz. Tabii ki evet. Evet. Coşkulu parçayı şimdi sahibinden dinleyeceğiz. Ay yıldızlı bayrakları bir görelim bakalım. Evet. Ceyhun Çelik geliyor. Güçlü bir devlet, son güne kadar biz varız elbet. Haydi büyük ülkem, haydi tam gayret. Gelecek nesiller için tabii ki evet. Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadı vatan için tabii ki evet. Tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için tabii ki evet, tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için tabii ki evet, tabii ki evet. Evet, bayrakları görelim hep beraber. Göklerden gelen bir karar vardır, yüce milletin bekası için. Sanma başka bir kurtuluş vardır, tam özgürlük için tabii ki evet. Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadın atan için tabii ki evet, tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için tabii ki evet, tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için tabii ki evet, tabii ki evet. Devletimizin istikrarı için, şanlı tarihin tekrarı için, kutlu zaferin ikramı için Türkiye. Tabii ki evet. Türkiye. Tabii ki evet mi İstanbul? Ceyhun Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Yine meydanlarda bize ses olan değerli bir sanatçı kardeşim geliyor. Alper Kuş. Bir olduk, birlik olduk, ayrılmayız biz. Bir vatanda harman olduk, kardeş olduk biz. Bir olduk, birlik olduk, ayrılmayız biz. Bir vatanda harman olduk, kardeş olduk biz. 80 milyon tek bir yürek, Türkiye'yiz biz. 80 milyon tek bir yürek,
Türkiye'yiz biz. Diriliş evet, yükseliş evet. Vatan için, millet için hep birlikte. Diriliş evet, yükseliş evet. Vatan için, millet için milyonlarca evet. Hep İstanbul! Bir daha! Sevdamızdan vazgeçmeyiz, baş koymuşuz biz. Hep birlikte Türkiye'yiz, tek milletiz biz. Sevdamızdan vazgeçmeyiz, baş koymuşuz biz. Hep birlikte Türkiye'yiz, tek milletiz biz. 80 milyon tek bir yürek, Türkiye'yiz biz. 80 milyon tek bir yürek, Türkiye'yiz biz. Diriliş evet, yükseliş evet. Vatan için, millet için hep birlikte evet. Diriliş evet, yükseliş evet. Vatan için, millet için milyonlarca evet. Diriliş evet, yükseliş evet. Vatan için, millet için hep birlikte evet. Vatan için, millet için milyonlarca evet. Eyvallah. Alper kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Ay yıldızlı bayraklarımızı görelim. Haydi İstanbul! Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Bütün millet ayağa kalktı. Karanlık bir gece, kanlı ve derin. Ateşle boyandı yüzü göklerin, şehitler bağrına uzandı elin. Zamanın nabzında atan bizimdir, ihanet onların, vatan bizimdir. Müjde verenleriz, korkutan değil. Yurda kardeş kanı akıtan değil. Namluyu millete doğrultan değil, tankların altına yatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir. Hıyanet zehrini akıtmış dile, şeytanı aldatır bu kahpe hile. Görmediği insanlar tarihte bile, bayrağı göğsünde tutan bizimdir. Delalet onların, vatan bizimdir. Tuzak kuranlara tuzak kuruldu. Zulümle örülen zincir kırıldı. Ülkeme yeniden mühür vuruldu. Sevdayı toprağa katan bizimdir. Nedamet onların, vatan bizimdir. Bizimdir ufukta büyüyen yollar. Bizimdir diriliş bekleyen yıllar. Semaya uzansın dualı eller. Doğan güneş bizim, vatan bizimdir. Sefalet onların, vatan bizimdir. Esaret onların, vatan bizimdir. İhanet onların, vatan bizimdir. Bu vatan bizimdir, bizim.
yaktı, ülkeyi yaktı. Gün bugün de bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa attı. Demokrasi darbeymiş aşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak dilde tek bir koştu lideri. Demokrasi destanında şahinler biziz. Bir ölence bin dilden şehit. İstanbul bugün yine tarihi anlara tanıklık ediyor. İstanbul 16 Nisan'da zaferi müjdeliyor. İstanbul ülkemizin aydınlık yarınları için, demokrasimiz için, geleceğimiz için, darbelere bir daha yaşanmaması için evet diyor. Evet bir İstanbul. Bu ses olmadı. Yok. Evet bir İstanbul. Evet bir İstanbul. Aydınlık yarınlarımız için, geleceğimiz için, kalkınan Türkiye için, çocuklarımız için, istikrar için, yetkili ve sorumlu bir cumhurbaşkanı için, birlik ve beraberliğimiz için, ülkemizin bekası için, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, aydınlık yarınlarımız için, 18 yaşındaki gençlerimizin ülke yönetimine dahil olması için, en önemlisi de içeride istikrar, yurt dışında itibarlı bir dış politika için. İstanbul ne zaman evet dediyse ülkemiz aydınlık yarınlar için ayağa kalktı. İstanbul yeniden mührünü vurmak için hazır. Teşekkürler İstanbul. Türkiye! Türkiye! Peki, bir görelim bakalım, bir deneyelim bakalım. Hizmet adamı, hizmet sevdalısı başbakanımızı karşılamaya hazır mıyız İstanbul? Peki, tek bir sözüyle istikbal ve istikbal mücadelesi için yollara döküldüğümüz Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız İstanbul? Hazır mıyız İstanbul? Teşekkürler İstanbul. Güçlü bir devlet, son güne kadar biz varız elbet. Haydi büyük ülkem, haydi tam gayret. Gelecek nesiller için tabii ki evet. Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadı vatan için tabii ki evet. Tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için tabii ki evet, tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için tabii ki evet, tabii ki evet. Zehra İrem Tekin 12 yaşlarında, Ahmet Karaca 13 yaşında. Şu anda kayıp çadırlarına gitmelerini önemli rica ediyoruz. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın Zehra İrem Tekin ve Ahmet Karaca'yı bulduklarında kayıp çadırına yönlendirmelerini önemli rica ediyoruz. Kayıpların ve kayıp yakınlarının kayıp çadırına gitmelerini önemli rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tek vatan için, toprağın. Evet, yine sanatçı kardeşlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Evet, şimdi gelecek olan kardeşlerimiz 15 Temmuz gecesinden sonra
meydanlarda coşkuyla çaldığımız ve adeta hislerimize tercüman olan Demokrasi Marşı'nı besleyip söyleyen kardeşlerimiz, şimdi kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Hanifi Söz Tutan ve Gürkan Kömürcü geliyor. Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Var hep birlikte. Evet. Seninle baş koyduk biz bu ülkeye. Seninle ses verdik aynı Türkiye. Şimdi mührümüzü vurma zamanı. Vuralım şahlansın büyük Türkiye. İstanbul! Ay yıldızlı bayrakları görelim İstanbul! Evet İstanbul! Coşkuyla bayraklarımızı sallamaya devam ediyoruz. Şimdi ülke sevdalısı hizmet adamı geliyor. AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Binali Yıldırım geliyor. Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk, ihtiyar genç sokaktı. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut... Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için... Tabii ki. Bir önce bin birden şehitler biziz. Başkomutan demirler değil meydana. Sahip çıkın al
şehit düştü bayrak açarken. Kimi tanka kafa tuttu, kimi silaha. Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. Demokrasi darbeymiş aşkındı millet. Ya özgür mü bundan sonra ya... Hazır mıyız İstanbul? İşte AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım geliyor. İşte hizmet sevdalısı lider geliyor. İşte vatanımıza, bayrağımıza sevdalı AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım geliyor. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokaktı. Demokrasi darbeymiş aşkındı millet. İstanbul! İşte AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım. Elde bayrak dilde tek bir koştu lideri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir evet, Başbakanımız Binali Yıldırım ve eşi Sena Yıldırım Hanım Efendi sizleri sevgiyle selamlıyor. Ay yıldızı bayraklarımızı indirmiyoruz. Büyük bir coşkuyla ay yıldızı bayraklarımızı sallamaya devam ediyoruz. Birazdan Cumhurbaşkanımız bizlerle birlikte olacak. Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. Demokrasi darbeymiş aşkındı millet. Ya özgür mü bundan sonra yahut da zillet. Ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak dilde tek bir koştu lideri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Şimdi sizlere hitap etmek üzere AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, sevgili İstanbullular, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu tarihi günde, bu muhteşem İstanbul manzarasının huzurunda bütün İstanbul'u, İstanbulluları gönülden selamlıyorum. Yeni Kapı ruhunu sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yeni Kapı'dan 81 ilimizi, 80 milyon vatandaşımızı muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Esenler, Esenyurt,
Eyüp, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultan Gazi'yi muhabbetle selamlıyorum. Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Ümraniye, Zeytinburnu'yu muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'un bütün semtlerini, bütün mahallelerini, caddelerini, sokaklarını sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin her şehrinden sizlere selam getirdim değerli İstanbullular. İstanbullu olmak, kendini İstanbullu hissetmek bir gurur vesilesidir, iftihar meselesidir. İstanbul gibi bir şehre sahip olmak bu aziz millet için bir iftihar vesilesidir. Bize böyle bir şehri nasip eden, bize İstanbul gibi dünya güzeli şehri hediye eden, bize İstanbullu olmayı, İstanbul'u hissetmeyi nasip eden Mevlam'a şükrediyorum, hamd ediyorum. İstanbul, şehirlerin anası, İstanbul, barışın, hoşgörünün, direnişin, kahramanlığın sarsılmaz kalesidir. Bu muhteşem şehir, bu şehrin güzel insanları 15 Temmuz gecesinde bütün dünyayı bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İstanbul'a 15 Temmuz gecesi gösterdiği o unutulmaz direniş için şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum İstanbul. Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum İstanbul. Canlarını veren ama İstanbul'u vermeyen, Türkiye'yi vermeyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun şehitlerimiz. Allah sizden razı olsun gazilerimiz. Başınız sağ olsun, başınız her zaman dimdik olsun ey şehit ailesi kardeşlerimiz. Ne 15 Temmuz'u unutuduz, ne de unutulmasına müsaade ederiz. Hiç merak etmeyin sevgili İstanbullular. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere, 15 Temmuz direnişine kontrollü darbe diyenlere de İstanbul 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Çok değil. 8 ay önce bu meydanda, bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış bugün diyor ki 15 Temmuz kontrollü bir darbedir. Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu? 15 Temmuz'da İstanbul'un
kadınlarının her biri Nene Hatun oldu. İstanbul'un gençleri her biri Ulubatlı Hasan oldu. O gece İstanbul geçilmedi. O gece milli iradeye kastedenler geldikleri gibi gittiler. Onlar ki 27 Mayıs'ta Menderes'i, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını asanlar. Onlar ki 12 Mart'ta Gazi Meclisi kuşatanlar. Onlar ki 12 Eylül'de gençlerimizi baharında solduranlar. Onlar ki 28 Şubat'ta insanlarımızı ötekileştirdiler. Bunlar 17-25 Aralık millete kumpas kurdular. Ama 15 Temmuz'da sert kayaya çarptılar. Milletin sillesi, yumruğu tepelerinde patladı. İstanbul bugün sizi denize dökeceğiz diyenlere buradan, Yeni Kapı Meydanı'ndan işte cevap veriyor. Muhteşemsin İstanbul, muhteşem. Allah sizden razı olsun. Rabbim nazarlardan korusun güzel İstanbul'u. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, biz sadece İstanbullu olmakla, İstanbul'da yaşamakla iftihar etmiyoruz. Aynı zamanda İstanbul'a hizmet etmenin, hizmetkar olmanın gururunu da yaşıyoruz. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanım, Zat-ı Ali'nizle birlikte başladığımız bu yolculukta, bugün de aynı kararlılıkta devam ediyoruz. Değerli İstanbullular, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken Cumhurbaşkanımızla beraberdik. Onun ekibindeydik. Biz 14 yıl önce bu iktidar sorumluluğunu kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la sırtlarken tek adres olarak milleti bildik. Başbakanlığımız döneminde Türkiye'ye, milletimize, insanlığımıza lider yaparken yine sizin ekibindeydik. Bize birlikte yol arkadaşlığı yapmış olmakla, birlikte yürüyor olmakla kazandığımız iftihar vesilesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde beraber çalıştık. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken, o kutlu yolculuğa çıkarken de beraberdik. 3 Kasım seçimlerinden beri ülkemizin baştan başa imar edilmesi, milletimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için de yine beraber çalıştık. 1999'da Sayın Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar'a uğurlarken, birileri muhtar bile olamaz derken, biz o gün asla yalnız olmayacağınıza dair yemin ettik. Biz o gün an içtik. Bizim hareketimizde hesabilik yok. Bizim hareketimizde hasbilik var. Bizim hareketimizde ben yok, biz var. Biz sizden bunu öğrendik. Bizim mücadelemizde kardeşlik var, samimiyet var. Bizim mücadelemizde
dayanışma, birlik, fedakarlık var. Bu anlayışla Türkiye'ye birçok hizmetler yaptık, birçok eserler ürettik. Bu anlayışla İstanbul'a birçok eser kazandırdık. İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanım, geçtiğimiz 15 yıl içerisinde merkezi hükümet olarak tam 130 milyarlık yatırım ve destek sağladık. Raylı sistem 3 katına çıktı. 7 tepeli İstanbul'a 7 dev eser kazandırıyoruz. İstanbul, Ankara hızlı treni 1. Bugüne kadar İstanbul, Ankara hızlı trenine 6 milyon İstanbullu seyahat etti. Marmaray projesini İstanbul'a kazandırdık. Atamız Fatih gemileri karadan denize indirdi. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları trenleri, arabaları denizin altından geçirdi. Bize yakışan da budur. Ayrıca Marmara'yı açtık, Yeni Kapı'yı, Göztepe'ye 4 dakikada Avrasya Tüneli'yle bağladık. Hizmetlerimiz bununla da sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımın Boğaz'a 3. bir gerdanlığı taktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete aldık. İstanbul-İzmir otoyol üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nü açtık. Dünyanın en büyük yolcu taşıma kapasitesine sahip 3. havalimanını da yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali Kanal İstanbul projesini de hayata geçiriyoruz. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu da yapımına başlanıyor. Dünyanın ilk 3 katlı tünelini de inşallah İstanbul'a kazandıracağız. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı dış saldırıları, ülkemize kurulan tuzakları yakından görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek, istikametini çizmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör, kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar. Hükümeti yok etmeye çalışıyorlar. Milletin meclisinin üzerine bombalar yağdırıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Ne çukur kazanlar, ne de Pensilvanya'nın alçak FETÖ örgütü milletin yolunu kapatamadılar, kapatamayacaklar. Allah'ın yardımı, milletin desteğiyle millet iradesine yönelen her türlü saldırıyı püskürttük, bertaraf ettik, püskürtmeye devam edeceğiz. Halkın tercihini sindiremeyenlere karşı dik durduk, demokrasiyi koruduk. Terör örgütleri üzerinden ülkemize yönelen saldırıları birer birer başa çıkardık. Bugün terör örgütleriyle tavizsiz mücadelemiz aynen devam ediyor. İşte bu şer odaklarıyla daha da güçlü mücadele için 16 Nisan İstanbul bir milat olacak, milat.
sandıktan çıkan her evet ile Türkiye gücüne güç katacak. Her evet şer odaklarının hesaplarını bozacak. O zaman İstanbul, İstanbul hazır mı? 16 Nisan'da dostları sevindirip düşmanları üzmeye hazır mısınız? İçeride dışarıda güçlü Türkiye'ye var mısınız? Vesayet odaklarını bitirmek için evet diyecek miyiz? Daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye için hazır mısınız? Birlik, beraberlik için var mısınız? Kutuplaşma değil, kucaklaşmaya hazır mısınız? Büyük projeler için, dev hizmetler için hazır mısınız İstanbul? Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için evet demeye var mıyız? Şehitlerimiz, gazilerimiz için, memuru, işçisi, esnafı, çiftçisi, öğrencisi için gücümüz millet kararımız, sevdamız millet kararımız, daima millet kararımız. Sayın Cumhurbaşkanım, görüyorsunuz İstanbul hazır, Türkiye hazır. Aziz İstanbullular, işte şimdi Türkiye'nin en büyük eserini inşa etmenin arefesindeyiz. 8 gün sonra merhum Alparslan Türkeş'in, merhum Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, hocamız merhum Necmettin Erbakan'ın hayalini gerçeğe döndürmenin yolunu açacağız inşallah. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi hiç kuşkusuz en büyük eserimiz olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'de artık güçlü hükümetler dönemi başlıyor. Türkiye'de artık güçlü meclis dönemi başlıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Vesayetçiler artık tarihin derinliklerinde yok olacaklar. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. Ekonomi yeni sistemde daha da hızlı büyüyecek. Demokrasi standartlarımız daha da yükselecek. Milletin huzuru, güvenliği, kardeşliği daim olacak. Yargı sadece bağımsız değil, aynı zamanda tarafsız da olacak. Gençlerimiz, geleceğimiz olan gençlerimiz siyasetle tanışacak. Görüyorum ki İstanbul Yeni Kapı Meydanı'nda heyecanla 16 Nisan'ı bekliyor. İstanbul'daki bu muhteşem tablo bize müjde veriyor. Bugün İstanbul tarih yazıyor, tarih yazıyor. Sevgili İstanbullular, siz Türkiye'nin umudusunuz. Siz mazlumların, mağdurların özetisiniz. Siz sadece milletin değil, ümmetin de umudusunuz. 16 Nisan'da bütün dünyanın gözü sizde olacak. Siz sadece evet demeyeceksiniz. Aynı zamanda tarihin akışını da değiştireceksiniz. Türkiye'nin yükselişine, dirilişine istikamet vereceksiniz. Omuzlarımızdaki sorumluluk büyük. Ama biliyoruz ki
siz bu sorumluluğu hakkıyla yerine getireceksiniz. Mücadeleniz mübarek olsun. 16 Nisan Türkiye için, İstanbul için mübarek olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Tek millet, tek millet için, tek vatan için, tek bayrak için, tek devlet için kararımız, kararımız, kararımız. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk, ihtiyar genç sokağa attı. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. İstanbul! Ay yıldızlı bayrakları görelim İstanbul! Bayrak değil de tek bir koştu lideri. Demokrasi destanı. Şimdi mitingimizi onurlandıran bakanlarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Maliye Bakanımız, Bayburt Milletvekilimiz Sayın Naci Ağbal. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Fatma Betül Sayankaya. Kışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk, ihtiyar genç sokağa attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, İstanbul Milletvekilimiz Berat Albayrak. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak değil de tek bir koştu lideri. Başbakan Yardımcımız, Giresun Milletvekilimiz Nurettin Canikli. Giden şehitler biziz. Başkomutan emirler deyin meydana. Sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Başbakan Yardımcımız, Ordu Milletvekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. İstanbul! Ay yıldızlı bayraklarımızı görelim İstanbul! Ölüm saçarken, nice canlar şehit düştü bayrak açarken. Kimi tanka kafa tuttu, kimi silaha. Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. Milyonların İstanbul! Ay yıldızlı bayraklarımızı bir indirebilir miyiz lütfen? Ay yıldızlı bayraklarımızı indiriyoruz. Şimdi elleri görmek istiyoruz İstanbul, tüm elleri. Ay İstanbul! Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini göreni kim bozabilir?
yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir? Çınarların yanında yeşeren umuda kim ket vurabilir? Kim kırabilir nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını? Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını? Kim derse ki durarak, susarak açarız kapıyı? Sen ona tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih. Söyle, koca bir tarihi sırtlayan Seyit Onbaşı. Söyle, cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal. Sen değil misin? Evet, sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi? Sen ki atalarının toprağında anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş tebessümüyle büyüdün. Canla, başla, dimdik geleceğe yürüdün. Şimdi söyle, hazır mısın? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için, evet demeye. Evet, ay yıldızı bayraklarımızı görelim İstanbul. Evet, şimdi Yasin yukarıda bu muhteşem tabloyu tüm dünyaya göstermek için fotoğraflamak istiyor. Evet, ay yıldızı bayraklarımızı bir görelim bakalım. Haydi İstanbul. 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcak. Hazır mısın İstanbul? Hazır mısın? Vakit tamam, o geliyor. Yeniden yükselişin, yeniden dirilişin büyük lideri geliyor. Tek bir sözüyle milletimizi istiklal ve istikbal mücadelesi için ayağa kaldıran Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugün de bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk seninle baş koyduk biz bu ülkeye. Seninle ses verdik aynı Türkiye. Şimdi mührümüzü vurma zamanı. Vuralım, şahlansın büyük Türkiye. İşte vatanına, milletine, bayrağına sevdalı lider. İşte milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Recep'in Erdoğan'ın efendi sizleri selamlıyor. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa attı. Demokrasi darbeymiş, şaşkındı millet. İşte Türkiye sevdalısı lider. İşte birliğimizin, beraberliğimizin teminatı. Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir öğrenci bin dilden şehitler biziz. Afganlı yiğidim, söküyor şafak. Bulutlar dağıldı, ağırdı afak. Hainler titresin, mazlum sevinsin. Adalet yeryüzüne hakim olacak. Bütün dünya bulurum döndü şaşkına. Serden işte birlikte yürümekten gurur duyduğumuz Anadolu'nun yiğit evladı. Tek sözüyle istiklal ve istikbal mücadelemiz için milyonları sokakta buluşturan büyük lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bir yerden gökten o hainler ölüm saçarken, nice canlar şehit düştü bayrak açarken.
İstanbul. Seni ancak şairlerin diliyle anlatabilirim İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değdiği İstanbul. Gözleri kapalı dinlediğim İstanbul. Adını göklere yazarsam düşlerimden mehtabının kaybolacağına korktuğum İstanbul. Benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim, vatanım İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar İstanbul. Bir kanat vuruşunda bulutlarda, bir süzülüşte vatanımız dalgalarda olduğumuz İstanbul. İki kıtadaki insanlar gibi sarmaş dolaş olacak semtleriyle bizi kucaklayan İstanbul. Sana geldim. İçim ümitlerle dolu. Beni sarhoş etme ne olur dediğimiz İstanbul. Seni görüyorum yine. Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan dediğimiz İstanbul. Rumeli Hisarı'nda oturup bir türkü tutturduğumuz İstanbul. Söze yine sen kazandın İstanbul, ben yenildim diye başlayıp sonunda yine emrindeyim diye bitirdiğimiz İstanbul. Ve son olarak rahmetli Aşık Veysel gibi seversen olayım yarın İstanbul. Evet. İstanbul, ben de sizleri seviyorum. İstanbul ancak gönül gözüyle kavranabilecek, gönül diliyle anlatılabilecek bir şehir. Bunun için İstanbul Türkiye'dir. Türkiye İstanbul. Bundan dolayı diyoruz. Maşallah. Bugün İstanbul bakıyorum bir başka güzel. Bugün Yenikapı bir başka güzel. İnanıyorum ki yarın da bir başka güzel olacak. Çünkü evetler semaya yükseliyor. İnşallah haftaya pazar sandıklar evetle bir başka güzel. Buradan Yenikapı'dan nüfusumuzun %20'sini sinesinde yaşatan İstanbul'u sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan gözlerini ve gönüllerini İstanbul'a yöneltmiş dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan her biri İstanbul'un bir parçası olan ülkemizin diğer 80 vilayetindeki kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. İstanbul, 16 Nisan'a hazır mı? Bir hafta kaldı ha. Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez. Çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da öyle bir evet demeli ki 99 yıl önce
bu mübarek şehri ayaklarıyla kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye, Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsinin de yüreği titremeli. İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek hala 99 yıl öncesindeki o kara günlerin hayaliyle yanıp tutuşanlara dersini vermeye hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmeye çalışanların taşeronluğunu yapan FETÖ hainlerinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek PKK terör örgütünün kökünü kazımaya hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek DAEŞ denen katliam makinasının, DHKPC denen cinayet şebekesinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek FETÖ'nün avukatlığına soyulan CHP yönetimine dersini vermeye hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek bir kısım Avrupa ülkelerine Avrupa Avrupa duy sesimizi demeye hazır mı? İstanbul'a da bu yakışır. Bu yakışır. Kardeşlerim, kardeşlerim, beşer planında bugüne kadar hamdolsun hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Mevlamızın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da bu istikamet üzere devam edeceğiz. Kardeşlerim, İstanbul benim için şehirlerden bir şehir değildir. Burası doğduğum, büyüdüğüm şehirdir. Burası okuduğum, çalıştığım şehirdir. Burası siyaseti öğrendiğim, uyguladığım ve şehreminisi olma şerefine nail olduğum şehirdir. İstanbul'dan aldığımız feyizle, terbiyeyle, tecrübeyle hamdolsun tüm Türkiye'ye hizmet ettik, hizmete devam ediyoruz. Kardeşlerim, bu noktada durmak yok, durmak yok. Onun için İstanbul'a olan sevdam, aşkım ayrıdır. Girdiğimiz tüm mücadelelerde İstanbul kapı gibi arkamızda durduğu için hep galip geldik. 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda birileri dudak büküyordu, göz süzüyordu. İstanbul halkıyla bir olduk, iri olduk, diri olduk, beraber olduk. Kardeş olduk, hep birlikte elhamdülillah Türkiye olduk. Şimdi kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bize küçümseyenlerin hepsi mahcup olarak baktı. Batı bile ne dedi? Sessiz devrim dedi. Şimdi o sessiz devrim diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inançla, kararlılıkla,
yolumuza devam ediyoruz. Sandıkta kaybedenler her zaman olduğu gibi işi iftiraya, yalana, kuralları tersine çevirmeye vurdular. Haksız ve adaletsiz bir şekilde belediye başkanlığı görevinden alınıp cezaevine giderken İstanbul halkı ile birlikte bir şey söyledik. Hatırlayın, bu şarkı burada bitmez dedik. Cezaevinden çıkar çıkmaz kolları sıvadık. Bu sefer İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye hizmet için yola revan olduk. Milletimizle buluşmamız öyle hızlı ve öyle güçlü oldu ki 2001 yılı Ağustos'unda partimizi kurduk. 2002 yılı Kasım'ında iktidara geldik. Elhamdülillah. Halkımız bize inanmıştı. Güvenmişti. Ve süratle iktidar yolunu açtı. 14 yıldır da Türkiye'ye hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Koşturuyoruz, mücadele ediyoruz. Bu süreçte her seçimimiz ayrı bir mücadeleyle geçti. 2007 yılında anayasayı ve teamülleri çiğneme pahasına bizi Cumhurbaşkanı seçtirmemek istediler. CHP her dönemde olduğu gibi o günde Türkiye'nin önünü tıkadı. Biz de madem öyle işte böyle dedik. Ve bundan sonra bu ülkenin cumhurbaşkanını millet seçecek dedik. Restimizi çektik. Böylece hem o krizi çözdük hem de %69'luk bir destekle Türkiye'nin yeni bir yönetim modeline geçişinin temelini attık. 16 Nisan işte bu sürecin hitama erişinin tarihi olacaktır. Yeni yönetim sistemimiz tarihimizden ve kültürümüzden süzülüp gelen bir birikimin ifadesidir. İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek ecdadının emanetine sahip çıkıyor mu? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek sadece geçmişine değil, bugününe de sahip çıkıyor mu? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek çocuklarına, geleceğine en güzel mirası bırakmaya hazır mı? Kardeşlerim, Türkiye siyasi ve ekonomik bakımdan çok büyük zorluklara göğüs gererek, çok acılar çekerek, çok bedeller ödeyerek bugüne ulaşmıştır. Durup dururken gelmedik buralara. Çok çile çektik. Ama Rabbim sonunu hayır eyledi. Men sabera zafera. Sabreden kimse zafere ulaşır. Ve ulaştık. Ama yine sabırlı olacağız. Önümüzde daha çok yol var. Ne dedik? Uzun ince bir yoldayız. O kadar. Gideceğiz gündüz gece. Bakınız. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne bu hızımız, bu gayretimiz farklı bir şekilde devam ediyor. Yılmadık, usanmadık, gayretle yola devam ettik, devam edeceğiz. Ülkemizde 48 hükümet kuruldu. Çok enteresan. Halbuki seçimler her 4 veya 5 yılda bir yapılmış olsaydı topu topu 15-20 hükümet kurulacaktı. Fakat hala bakıyorsunuz karşımızdakiler bir şeyi temelsiz bir şekilde savunuyor. Ya dürüst olun. Doğru olun. Ülkeyi batırdınız. Bitirdiniz.
kişi başına milli gelirin bakıyorsunuz 300-400 dolar olduğu günlerden bugünlere geldik. Devraldığımızda düşünün 3400 dolardı kişi başına milli gelir. Şimdi biz bunu 11 bin dolara ulaştırdık. Nereden nereye? Amerika'ya bakıyoruz. Kaç hükümet değişmiş? Tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş. Bizde 48, onlarda 17 ama tüm tarihi boyunca. Aynı dönemde Fransa 11 cumhurbaşkanı. İngiltere 15 hükümet kurmuş. En fazla Almanya hükümet değiştirmiş. O da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil istikrarsız olduğunun ifadesidir. Ülkemizde tek partinin iş başında olduğu istikrarlı dönemlerde ortalama %6 büyüme yakaladık. Buna karşın koalisyon yani istikrarsızlık dönemlerinde %4'ü bile bulamadık. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şayet Türkiye hep güçlü hükümetler tarafından yönetilseydi, yani istikrar ortamı kalıcı olsaydı, bugün bulunduğumuz yerin tam iki kat ilerisinde yer alacaktık. Ne demek bu? Kişi başına milli gelir 22 bin dolar olacaktı. Ama bunlar bize bunu çok gördüler. Çünkü derdi yok bunların. Biz dertliyiz. Bunlar dertli değil. Biz bu millete aşığız. Ama bunlar bakıyorsunuz faiz mi faiz? Faiz mi faiz? Yahu kardeşim faizle adam olunur mu? Bunlar yıllarca bu ülkeyi böyle sömürdüler. Kimlere? Faiz lobisine. Bütün imkanları benim garip kuraba, fakir fukara milletimin cebinden çektiler, aldılar, faiz lobisine dağıttılar. Bakınız, istihdam sayımız 27 milyon yerine 34 milyon olsa fena mı olurdu? Bunun da örnekleri var. 1970'li yıllara aşağı yukarı benzer şartlarda girdiğimiz Güney Kore ve Portekiz gibi ülkeler yönetim sistemlerini değiştirerek istikrarı güvence altına alarak şu anda 23-24 bin dolar milli gelire ulaşmış durumdalar. Biz de ulaşacağız. Yakalayacağız. Ama 16 Nisan'da. Onun için 16 Nisan çok önemli. Buna hazır mıyız? Peki istikrar ve güven ortamının önemini sadece biz mi keşfettik? Ülkemizin ve milletimizin istikbali için endişe duyan tüm siyasetçiler bu gerçeği görmüşler, çözümünü de ifade etmişler. 16 Nisan'da yaptığımız iş Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark, onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılı Kasım'ından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı. Kaos dediler. Karanlık cinayetlerle, bildirilerle, tahriklerle, provokasyonlarla önümüzü kesmeye çalıştılar. Her seçim bizim ve milletimiz için bir imtihana dönüştü. Her saldırı milletimizle birlik olup söndürdüğümüz bir ateş topuna dönüştü. Ne diyor Mehmet Akif? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur.
Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir, değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Evet, cihan yıkılsa şu yeni kapı meydanındaki birlik, beraberlik, kardeşlik sarsılmaz, bozulmaz. Dua, dua, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. İnşallah bu dualar, bu samimiyet, bu sadakatle çizgimizde yürüyeceğiz. Biz ülkemizin ve milletimizin önüne kurulan tüm tuzakları işte bu anlayışla, işte bu inançla, işte bu azimle bozduk. Bozmaya devam edeceğiz. Şimdi soruyorum. Az önce değerli başbakanım da sordu. Cevapları aldı. Ben de otobüste dinledim. Ama şimdi ben de sorayım. Zira hani bizde güzel bir söz var ya. Et tekraru ahsen ve levkâne 180. Yani 180 kere de tekrar etsen fayda var. İstanbul 16 Nisan'da güçlü Türkiye için evet diyor mu? Maşallah. Tüm dünya duysun. Tüm dünya duysun. İstanbul 16 Nisan'da büyük Türkiye için evet diyor mu? İstanbul 16 Nisan'da müreffeh Türkiye için evet diyor mu? İstanbul 16 Nisan'da istikrarlı Türkiye için evet diyor mu? Maşallah, barakallah, güzel. Maşallah. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Gençler, güçlü bir Türkiye için çağrınızı aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım diyorum. İstanbul, sen de var mısın? 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mısın İstanbul? Kardeşlerim, Türkiye her şeyi gibi demokrasisini de hak etmiş bir ülke. Milletimiz bir asır önce İstanbul önlerine gelen işgal gemilerine bakıp geldikleri gibi giderler demişti. 15 Temmuz gecesi de darbecilerin sokağa çıktığını gördüğünde bu millet yine geldikleri gibi giderler dedi, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Öyle mi? F-16'lardan kaçmadı benim milletim. Helikopterlerden kaçmadı. İstanbul o gece tarihinin en önemli sınavlarından birini alnının akıyla verdi. Boğaz Köprüsü'nü tutan darbecilere meydanı bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi'ni işgal eden darbecilere meydanı bırakmadı. Üsküdar Meydanı'nı, Çengelköy yolunu işgal eden darbecilere geçit vermedi. Bu mücadelede İstanbul tam
99 şehit verdi. Toplamda 249 şehidimiz var. Gazilerimizin sayısı İstanbul'da 950. Türkiye'de 2193. Benim kanaatimi biliyorsunuz. İşte karar 16 Nisan. 16 Nisan'da sandıklardan çıkacak evet. Onun da yolunu açacaktır. Bak Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben hayır demem diyor. Tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı. Ben diyor evet derim diyor. Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Meclisten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım. Zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok. Böyle bir şey yapamayız. Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi envat bel ehya'u ve lakin la teş'urun ila ahiril ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz. Ve ben İşte şehadete koşan o kardeşlerimi öyle görüyorum. Onlar şüheda fışkıracak bu toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan. Beni dünyada cüda dediler ve öyle yürüdü. Ben bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Kardeşlerim, burada bir şey anlatacağım. Çok önemli. O gece 3.30 civarında Atatürk Havalimanı'na indiğimde orada beni on binlerce kardeşimiz karşıladı. Hep oradaydınız. Tabii F-16'lar üzerimizden uçuyor. Helikopterler uçuyor. Ve havalimanını çeviren tanklara, zırhlı araçlara, silahlı darbecilere aldırmadan iradesine, geleceğine benim milletim, kardeşlerim sahip çıktı. Aynı gece benden 3-3,5 saat kadar önce oraya birisi daha gelmişti. Biliyor musunuz kim olduğunu? CHP Genel Başkanı. Kendi ifadesiyle 23.05, 23.30 neyse civarında havalimanına iniyor. Bakıyor ki ortalık karışık. Ortalığın karışık olduğunu görünce hemen Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Şimdi geçenlerde bir televizyon programında kendisini izledim. Ne dese beğenirsiniz. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı diyor, Marmaris'ten çıktığında beni haberdar etseydi ben de oraya gelirdim diyor. Yahu biz FaceTime'dan tüm Türkiye'ye çağrımızı yaptık. Sen de çıkıp gelseydin.
Niye gelmedin? Ama demek ki bundan sonra Kılıçdaroğlu'na iadeli taahhütlü göndermemiz lazım. Ya bu kişi darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım diyen kişi. Şimdi bu durumda olan bir kişinin bu ülkede yapabileceği bir şey olabilir mi? Bunlarda yürek diye bir şey yok. Ve kaçıp gider. E ben diyor beyanatımı verdim diyor. Darbelere karşı olduğumu söyledim diyor. Ha, iyi ki söylemişsin ya. Sonra da çıkıp utanmadan bir şey daha söylüyor. Bu diyor kontrollü darbedir. Ey Kılıçdaroğlu. Bu ifade var ya. Şehitlerimizin ruhunu muazzeb edecek. Yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk. Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin. Şimdi 8.ye hazırlanıyor. Ama inanın yine gitmez. Gitmez. Koltuk kontrollü. Fakat ne olursa olsun biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Ben CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum. Fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi bu ülkede alternatif siyaset üretemez. Bazen bayrak bayrak diyor ya, yalan, yalan. Hakkari'de bir miting yaptı. Hakkari mitinginde bir tane Türk bayrağı yoktu. Sen kimi aldatıyorsun ya? Ve o zaman HDP'lilerin sayesinde onların desteğiyle Hakkari'de bir miting yaptı. Değerli kardeşlerim, işte Türkiye'de bu iş yürek işidir diyoruz ya, bunu boşuna söylemiyoruz. Biz oralara çok gittik. Sayın Başbakan sağ olsun oralarda dolaştı. Aynı şekilde şu anda bakanlarımız o bölgeyi sürekli dolaşıyorlar, geziyorlar. Oralardaki inşaatlar şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu iş yürek istiyor. Gideceksin, kaçmayacaksın. Gitmediğin yer senin değildir. Onlara bırakmayacaksın. Ama bunlar teşkilat bile kuramadılar oralarda. Biz üzerine üzerine gittik. Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen bir parti Cumhuriyet'in partisi olamaz. Cumhuriyet'in sahibi Cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar, evet verenleri İzmir'de denize dökmekten söz eder. Diğeri
diğeri ondan aşağı kalmamak için hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini söyler. Güya bu da deneyimli ha. Deneyimli söyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten kahvede darp etmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanın böyle milletvekilleri olur. Ama 16 Nisan'dan sonra artık bu işler öyle kolay olmayacak. Çünkü eğer Türkiye'nin yönetimine talipseniz eskisi gibi %15 oyla başbakanlığa oturma şansınız yok. İşte 16 Nisan'a yeni yönetim sistemine bunlar ondan dolayı karşı çıkıyorlar. Şimdi bu sabah Trabzon'da konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyor biliyor musunuz? Bakın çok enteresan. Partili cumhurbaşkanlığını eleştiriyor. Ya diyor, partili cumhurbaşkanlığı olur mu? Partiyi mi yönetecek, ülkeyi mi yönetecek diyor. Ya sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini hiç okumamış. Gazi Mustafa Kemal hem cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değil miydi? Ey Kılıçdaroğlu, biraz tarihini oku ya. Geçmişini oku ya. Cemaziyel evvelini bir öğren ya. İsmet İnönü hem CHP'nin genel başkanı hem de cumhurbaşkanı değil miydi ya? Bir bak onlara. Ya senin geçmişinde bunlar var. Demek sen şimdi geçmişinden rahatsızsın. Değil mi? Ben bunu şimdi rahat rahat söyleyebilirim. Kaldı ki dünyada bunun örnekleri çok. Ama nasıl kandırırım milleti? Şimdi bunu söyleyerek neyi söylüyor? Böyle olan bir cumhurbaşkanı tarafsız olabilir mi diyor. Ha, demek ki Gazi Mustafa Kemal tarafsız değildi. Demek İnönü tarafsız değildi. Böyle saçmalık olur mu? Siz hizmette tarafsız olacaksınız. Hizmette. Biz şu kadar hizmet yapıyoruz. Bu yaptığımız hizmetlerde diyor muyuz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden şunlar şunlar geçer, şunlar şunlar geçemez. Böyle bir şey var mı? Marmaray'dan şunlar geçer, şunlar geçemez diyor muyuz? Avrasya Tüneli'nden şunlar geçer, şunlar geçemez diyor muyuz? Osman Gazi'den şunlar geçer, şunlar geçemez diyor muyuz? Ya bizde tarafsızlığın daniskası var ya. Hayırcıların cibiliyetinde bu var. Bak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hayır dediler mi? Fatih Sultan Köprüsü'ne hayır dediler mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne hayır dediler mi? Marmara'ya hayır dediler mi? Avrasya Tüneli'ne hayır dediler mi? Osman Gazi'ye hayır dediler mi? Değerli kardeşlerim, işte biz bunların hayır hayır demelerine rağmen bunları yaptık. Niye? Benim milletime bunlar layıktı da onun için. Şimdi geçen Bursa'daydım. Dediler ki ya bir saatte geldik be. Balıkesir'deydim. Ya 1,5 saatte geldik ya. İstanbul'dan Balıkesir 1,5 saat. Kardeşlerim, şimdi modern olmak bu. Onların diliyle çağdaş olmak bu. İcraatla olur bu iş. İcraatla, lafla değil. Bunları yaptık. Şimdi çadıra girdim. Hayır çadırına. Dedim ki ya niye hayır diyorsunuz? Ne dediler bana biliyor musunuz?
çağdaş bir Türkiye için hayır diyoruz. Dedim ki ya Türkiye şu anda çağ dışı mı? Bak bu kadar yatırımlar yapıyoruz, bu kadar güzellikler var. İşte şurada bak Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Bu köprü 4 gidiş 4 geliş. Şimdi ortasından bir de hızlı tren geçecek. Bu işte çağdaş Türkiye'nin insanları için yapıldı. Şimdi buradan sizler geçmiyor musunuz? Hemen makas değişti. Ne dedi biliyor musunuz? Niye oranın adını Tayyip Erdoğan Köprüsü koymadınız da Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Ne dedim? Dedim ki bak üzüldüm. Sen şunu söylemeliydin. Tayyip Erdoğan ne kadar mütevazi ki kendi adını buraya koymadı. Peki niye Yavuz Sultan Selim? Çünkü o Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin gelmiş geçmiş en önemli sultanlarından biri. Oraya o yakışırdı. Biz yaptığımız zaman bunu yaparız. Bak Osman Gazi Köprüsü'nün adını niye Osman Gazi koyduk? Devlet-i Aliye'nin kurucusu da onun için. Bizim derdimiz bu konuda tarihimizle bugünü buluşturalım. Geçtiğimizi buluşturalım. Yarına öyle gidelim. Kardeşlerim ve Sayın Kılıçdaroğlu tabii bunu bir öğrenmesi lazım. Şimdi ben diyorum ki bu kadar hizmetler veriyoruz. İşte sağlıkta attığımız adımlar. Görüyorsunuz değil mi? Dev hastaneleri görüyorsunuz. Şimdi ben buradan genç kuşak bunu bilmeyebilir. Sağ olun. Bakınız çok enteresan. Genç kuşak bunu bilmeyebilir. Hastanelerde çektiğimiz çileler var. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkede SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Ne kadar başarılı olduğunu biliyor musunuz? Şöyle arkadaşlar bir ekrana getirelim. Bir ekrana getirelim bakalım. Başarılı SSK Genel Müdürlüğü bir görelim. Hastanesin hastane. Sana hastane demişler. Bak maydanın sonunda çikolata hastane demişler kardeşim. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl olmuyor? İlk yılda sedye çeker misin arkadaşım? Sedye getirir misin? Ya psikopat bile olsa bunu böyle yapamayız abiciğim. Ne yapacağız? Bayıldı insan. Niye bayılmasın? Sayın Müdür, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz aslında alışkın olsak bile, yadırgamasak bile, yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. Yadırgadım. Doğru değil. Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söylenir ama yoktu. Giderek bakın görece olarak bir düzelme var. Düzenlemekte ayak direyen hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. Çünkü gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ve oradaki işleyişten dolayı düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Çünkü 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise 10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var. Ama İstanbul'un nüfusu 4'e 5'e 6'ya katlandı. Şikayetçi misiniz bunu? Elbette şikayetçiyiz. Şikayetçi misiniz bunu? Elbette şikayetçiyiz. SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz kurum başında genel müdürsünüz efendim. Elbette şikayetçi olacağız. Çok kalabalık oluyor oğlum, kuru yok. Yetiştiremiyoruz bile. Vallahi billahi 10 bindir geldim burada. Hasta oluyorum ben. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Ayıldım şurada, ben de bana idare edin ben mevzuyu be.
Nasıl? Başarılı bir genel müdür. 25 bin lira. Evet. Tabii bir de bizim şimdi hastanelerimizin haline bak. Bunların karşılığında mı satılıyor? Nasıl? Şimdi ben burayı açtım. Sayın Başbakan'la Mersin'i açtık. Sayın Başbakan Isparta'yı açtı. Yozgat'ı açtı. Ve açmaya devam ediyoruz. Niye? Ya bizim vatandaşımız hijyeniyle, lüksüyle, her şeyiyle buralara layık. Zira biz halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola çıktık. Ecdadımız Kanuni devleti feda etti bir sağlıklı nefese. Biz de o yoldan gidiyoruz. İşte şimdi bu zatı tanıyın. Delil. Belge bununla. Ve Trabzon'daki konuşmasına söyledim. Gençleri parlamento istemiyor. Neymiş? 18 yaşı olmaz. Yok olur da. Ne olur? İşte bunlar askerliğe gitmeyecekmiş. Sanki parlamento 18 yaşta dolacak. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bütün bunlardan adaylar. Kaç kişi gelir? Bilemem. Bu 10 mu olur, 15 mi olur, 20 mi olur? Şu anda 25-30 arası 5 kişi var parlamentoda. Ve niye askerlik yapmıyorlar? Onu yasal düzenlemeye geldiğimiz zaman otururuz konuşuruz. Bedelli askerlik statüsüne sokarız. Veya yapmasın. Niye parlamentoda yapılan iş askerlikten geri mi? Bu hafife alıyorsun bu işi. Bu demektir. Ve biz gençliğimize güveniyoruz. Çünkü bu millet Fatih'in bir çağı kapatıp bir çağı açtığı öyle bir ecdadın torunu. Ve şimdi bu gençlik ecdadının izinde inşallah yeni çağları açmaya hazırlanıyor. Var mıyız? 18 Nisan bunun adı olacak. Şunu unutmayın. Milletimizin yarısından fazlasının gönlüne giremeyen hiç kimsenin bu ülkede iktidara gelme imkanı bulunmuyor. Ana Muhalefet Partisi bu kafayla böyle bir imkanı elde edemeyeceği için ya başındakinden başlayarak kafayı değiştirecek ya da siyaset müzesine kalkacak. İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek şehitlerinin, gazilerinin hatıralarına sahip çıkıyor mu? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek terör örgütlerinin güdümüne girenlere haddini bildiriyor mu? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek her fırsatta millete hakaret edenlere dersini veriyor mu? Kardeşlerim, anayasa değişikliğiyle getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açacaktır. Bu gerçeği içimizdeki bazı gafiller fark etmiyor olabilir. Ama inanın bana, dışarıdakiler bunu çok iyi görüyor. Batı bunu çok iyi görüyor. Yani bugün Almanya, bugün Belçika, Hollanda, İsviçre, İsveç, bunların tutumu buradan kaynaklanıyor. Niye İsviçre parlamentosunun önünde bu kardeşinizin resmini koyup şakağına tabanca dayıyorlar? Neden? Erdoğan'ı gördüğünüz yerde öldürün niye diyorlar? Neden? Polisler orada, parlamento orada, hepsinin gözü önünde bu yapılıyor. Ve hiçbirinin sesi çıkmıyor. Öyle veya böyle. Fakat onlar şunu bilmiyor. Bizler Allah'ın izniyle ölümü korkutan insanlar olarak bu yola çıktık. Kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Bundan asla sarf-ı nazar etmedik. Ama onlar dengeyi kaybettiler. Ne uluslararası anlaşma tanıyorlar, ne teamül biliyorlar, ne nezaketten haberleri var. Türkiye gibi bir devlete karşı sergiledikleri terbiyesizliklerin üstüne her gün yenisini ekliyorlar. Bakanlarımıza, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza karşı uygulanan baskıların haddi hesabı yok. Yurt dışında 3 milyona yakın seçmenimiz bulunuyor. İstanbul'dan yurt dışına sesleniyorum. Aman ha, işi hafife almayın. Muhakkak sandıklara gidin, oylarınızı kullanın. Bu pek çok Avrupa ülkesinin toplam seçmen sayısından fazla bir rakam. Ve inanıyorum ki bu kardeşlerim bu seçimde işi çok daha ciddiye aldılar, oylarını da kullanıyorlar. Ve şimdi hedef bu ülke için, memleketimiz için. Biz sözde, karar da milletindir diye yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldığını biliyorum. Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar. Merhum Aliya'nın insana dair çok güzel bir tespiti var. Merhum bağırmayan, her zaman ve her yerde özür dileyen, şamar yiyince karşılık vermeyen insan tipini şiddetle eleştirir. Buna karşılık her türlü ilerlemeyi sakin ve teslimiyetçi olanlar değil, cesur ve itiraz edebilen kimseler gerçekleştirebilir diyerek başka bir insan tipini de ortaya çıkarır. Aslında Aliya İzzet Begoviç burada İzzet'i tarif ediyor. İzzet sahibi olan Rabbinden başkasına boyun eğmez. Bu işin tanımı budur. Hani milletimiz bize gittiğimiz her yerde diyor ya, dik dur eğilme. İşte merhum Aliya'nın izzetli insan tarifi budur. İnsanlarla birlikte toplumların da izzeti vardır. İzzetli bir toplum işte şu anda karşımda. Bu toplum sadece Rabbine sığınır. Mağdurlara, mazlumlara,
sayıları milyonları da bulsa kucağını açar. Suriye'den gelen 3 milyona kucağımızı açtığımız gibi. İzzet sahibi olmayanlar ise onlar sınırlarına duvarlar örerek içeriye bu muhacirleri almazlar. Köprü altlarını molozlarla doldurarak, botlarını delip denize dökerek onlardan kurtulmaya çalışırlar. İstanbul tarihi boyunca kendisine sığınan herkese gönlünü açmış bir şehirdir. Bugün de İstanbul tüm sıkıntılarına rağmen yarım milyon Suriyeli muhacire, evet, bu İstanbul ev sahipliği yapıyor. Tüm terör örgütlerinin tehdidi altındaki bu şehrin insanları gösterdiği bu kadir şinaslık için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Kardeşlerim, bakınız şu anda 8 günümüz var. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bak, durmak yok. Hanımlar, durmak yok. Beyler, durmak yok. Sadece dolaşmak değil, telefonla ahbap, yaran, herkesi arayacağız. Anlatacağız. Çünkü bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Öyle bir ses verin ki Hollanda'dan Almanya'ya, İsviçre'den Belçika'ya kadar tüm Avrupa duysun. İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek Avrupa'nın birçok ülkesine medeniyet dersi veriyor mu? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek Avrupa'nın bir kısmına insan hakları dersi veriyor mu? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek Avrupa'ya adalet dersi veriyor mu? İstanbul 16 Nisan'da evet diyerek Avrupa'ya ahlak dersi veriyor mu? 16 Nisan işte tüm bu vasıflarıyla İstanbul'un, Türkiye'nin, Avrupa'nın üzerine bir güneş gibi doğduğu gün olacaktır. İşte bak, Avrupa Birliği ülkeleri ne yaptılar? İtalya'ya gittiler. Vatikan'a. Ne işleri vardı Vatikan'da? Bunların içinde Ortodoks var. Bunların içinde Protestan var. Bunların içinde ateist de var. Ama hepsi Vatikan'a gittiler. Ve Papa'nın karşısında sıraya dizildiler. Papa da bunlara nasihatini çekti. Niye? Tek millet, tek millet. Mesele o. Geldiler bir araya. Ah İstanbul. İstanbul'a meftun olmak öyle sadece sözde kalırsa bir işe yaramaz. İşte Vatikan'ı da takip edeceğiz. 16 Nisan'ı da. Madem aşk var, madem sevda var, öyleyse orada çalışma olmalı, icraat olmalı, hizmet olmalı. Aşkınla çalışan yorulmaz. Biz de elimiz iş tuttuğundan beri İstanbul için çalışıyoruz. Türkiye için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. Bu çalışmaları tüm şehir çapına yayma imkanı bulduk. İstanbul çöplük müydü? Suyumuz var mıydı? Hava kirliliği berbat var mıydı? Bütün bunlardan kurtardık mı? Kurtulduk mu? İşte şimdi de yine aynı şekilde, aynı zihniyet iş başında. Bakınız, İstanbul'umuzun metrobuslardan tutunuz, bütün metro sistemlerine varıncaya kadar her sistemle belediye başkanımız bu çalışmaları aynı kararlılıkta devam ettiriyor. Başbakan olduk, daha büyük projelerle hem İstanbul'a hem de bütün Türkiye'ye hizmet etme fırsatı bulduk. Kardeşlerim, bakınız şu anda İstanbul'a öyle bir havaalanı yapıyoruz ki, havalimanı dünyanın bir numarası olacak.
18 Mart Çanakkale Köprüsü iki ayak arası 2023 metre. Dünyanın bir numarası olacak. Bu böyle Kılıçdaroğlu zihniyetiyle SSK'yı idare edemeyenlerle olmaz. Biz eserlerimizde ortadayız. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Laf değil icat. İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle İstanbul'a çok daha büyük hizmetler kazandıracağız. Ve geçtiğimiz 14 yılda şehrimize 127 katrilyon liralık kamu yatırımı yapıldı. Bunları bugün anlatmaya gerek yok. Evet platformuyla zurdayız. Ve sadece şu Haliç'in temizliği birçok şeyi ifade eder. Köprüler hakeza. Isranca dağlarından getirilen su hakeza. Ve kentsel dönüşümler, değişimler hakeza. Bütün bunlarla beraber hepsinden öte. Boğaz'ın altından geçen Marmaray, Avrasya Tüneli, bunlar bir başka. Zaten şimdi de 3 katlısı yapılacak, o da bir başka. İnşallah bir de tabii Kanal İstanbul, o da benim ayrı bir çılgın projem aşkım. İnşallah burada yapacağız. Kardeşlerim, şimdi hazır mısınız? 8 gün durmak yok. Durmak yok. Öyleyse hep beraber şöyle kaldıralım. Bizim Rabia'mız biliyorsunuz. Gür Seda ile. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve diyorum ki delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim. Ulubatlı Hasan'dan, sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Ve şarkımızı biliyorsunuz. Bugün de hafif hafif aslında yağdı. Değil mi? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey İstanbul'u hatırlatıyor. Yeni kapı ruhu işte bu. Yeni kapı ruhu asla ölmedi, ölmeyecek. Sadece bu ruha layık olmayanlar gidip kendilerine yakışan safa geçtiler, o kadar. Rabbim sizlerden razı olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla. İnşallah 16 Nisan yeni bir milat olacak. Allah'a emanet ol. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkürler İstanbul!
çocuk, ihtiyar, genç sokağa. Seninle baş koyduk biz bu ülke. Seninle ses verdik aynı Türkiye. Şimdi mührümüzü vurma zamanı. Vuralım, şahansın büyük Türkiye. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bin dilden şehitler biziz. Başkomutan demirler deyin meydana. Sevgili İstanbul hemşehrilerimiz, bir duyurumuz olacak sizlere. Bu akşam saat 21'de Kanal 24 ve 360 TV ortak yayınında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan evlerinizde, ekranlarınızda konuk olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ay yıldızlı bayraklarımızı görelim İstanbul. Türkiye. Türkiye. Bir daha ocaklar sönmesin diye. Yurdumda ezanlar dinmesin diye. Al bayrak göklerden inmesin diye. Tabii ki evet. Haydi büyük ülkem, haydi tam gayret. Gelecek nesiller için tabii ki evet. Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdat. Yeniden yükselik için evet mi İstanbul? Büyük bir millet, güçlü bir devlet için evet mi İstanbul? Tarafsız bir yargı için evet mi İstanbul? Güçlü bir demokrasi ve milletin iktidarı için evet mi İstanbul? Ülkemizin bekası, bölünmez bütünlüğü için evet mi İstanbul? Güçlü bir devlet. Huzur ve güven için evet mi İstanbul? Haydi büyük ülke. Onurlu duruş, şahsiyetli bir dış politika için evet mi İstanbul? Tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadı. Siyasi istikrar için evet mi İstanbul? Evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanları susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz diyen Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Göklerden gelen bir karar vardır, yüce milletin bekası için. Sanma başka bir kurtuluş vardır, tam özgürlük için. Tabii ki evet, tek millet, tek vatan için, toprağında yatan için. 15 Temmuzlarının yaşanmaması için evet mi İstanbul? Kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için, tabii ki evet, tabii mutlu ki evet. Ve etkin icraatlar için evet mi İstanbul? Saygı için, tarihinin hatrı için, tabii ki evet. Yetkili, yetkili ve sorumlu bir cumhurbaşkanı için evet mi İstanbul? Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için evet mi İstanbul? Biz varız elbet. Haydi büyük ülkem, haydi tam gayret. Gelecek nesiller İstanbul için tabii ki İşte evet. İstanbul, işte Anadolu'nun yiğit evladı, Türkiye sevdalısı lider, milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ay yıldızlı bayraklarımızı görelim İstanbul.
göstermeyelim lütfen. Birer adım geri, birer adım geri rica ediyoruz. Güzel. Birer adım daha, bir adım daha. Evet, biraz daha, biraz daha geri gidiyoruz. Birer adım, birer adım. Evet, gençlerden rica ediyoruz. Şöyle birer adım. Tamam, teşekkür ediyoruz. İstanbul'lu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu gece saat 21'de Kanal 24 360 TV ortak yayınında Cumhurbaşkanımız ekranlarınızda sizlerle hemşehrilerimize misafir olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini göreni kim bozabilir? Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir? Çınarların yanında yeşeren umuda kim ket vurabilir? Kim kırabilir nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını? Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını? Kim derse ki durarak, susarak açarız kapıyı? Sen ona tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih. Söyle, koca bir tarihi sırtlayan Seyit Onbaşı. Söyle, cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal, sen değil misin? Evet, sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi? Sen ki atalarının toprağında, anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş tebessümüyle büyüdün. Canla, başla, dimdik geleceğe yürüdün. Şimdi söyle, hazır mısın? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için, evet demeye. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini göreni kim bozabilir? Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir? Çınarların yanında yeşeren umuda kim ket vurabilir? Kim kırabilir nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını? Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını? Kim derse ki durarak, susarak açarız kapıyı? Sen ona
tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih. Söyle, koca bir tarihi sırtlayan Seyit Onbaşı. Söyle, cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal. Sen değil misin? Evet, sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi? Sen ki atalarının toprağında anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş tebessümüyle büyüdün. Canla, başla, dimdik geleceğe yürüdün. Şimdi söyle, hazır mısın? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için, evet demeye.